2 ay sonra diyeceğim ki ben bu saati satıyorum arkadaşlar, alan var mı? Öyle diyeceğim ki muazzam bir cihaz, kullanılır, herkese tavsiye ediyorum diyeceğim. Karşınızda Apple Watch 7. Beni bilenler bilir, ben Apple Watch'a karşı pek iyi duygular beslemem şarjından dolayı. Ama bir taraftan da ekosistemin en önemli parçalarından birisi Watch, Apple Watch'lar. Kendime Apple Watch alacağımı söylemiştim kılıf incelemesinde. Geldi ama bu benim değil, Gökhan abininki yeşil olan rengi geldi. Benimki siyah arkadaşlar, gece yarısı denilen renk. 25'inde gelecek ama biz kutuyu hemen açalım diye sağ olsun Gökhan abi kutusunu verdi. Şimdi kutusunu açacağız, içinden çıkaracağız, bir kurulum falan yapacağım. İlk deneyimlerimi çok merak ediyorum. Yani hayatımda ilk defa bir Apple Watch açacağım, Apple Watch sahibi olacağım. Çok lafı uzatmayayım, açıyorum. Şöyle bir kanıtalım. Bu arada gerçekten Gökhan Bey teşekkür ederim ya. Kutusu bu arada ağır ya, yani bir ağır geldi bana, biliyor musun? İki tane gönderdiler zannettim. İki tane gönderirler sana. Şöyle açıyorum. Oo bak güzel. Oo bak dokusu çok güzel. Şu dokuyu kesin arkadaşlar. Kesemiyorsunuz. Ben size onu göstereceğim. Böyle bir kabartma yapmışlar. Sen de bak abi şöyle. Kabartma değil de içe doğru göçertme yapmışlar. Evet. Bak 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 kutuya bak ya. Kutu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani kutuyu güzel yapmışlar. Daha iyi şey yok bunda. İlk defa açacağız. Hocam yani o kutuyu açmak kolay değil. Şuralara şu mandalları koymuşlar arkadaşlar. Şu şekilde açıyorsunuz. Ve şöyle yapıyorsunuz ve sizi güzel bir saat grafikleri ve resimleri karşılıyor. Bunu bir atalım köşeye. İşte böyle. Bunu sana veriyorum. Yıpratma da bir daha açarsın. Ve iki parça bu arada. Burada bir saat. Burada bir kordon var. Lan çok güzel yapmışlar ha. Bu işi biliyorsunuz Apple. Bak bu işi adamlar biliyor arkadaşlar. Gerçekten. Bir de saat bir aksesuar, yani böyle bir havasının olması gerekiyor. Önce kayıştan başlayıp ilk defa Apple Watch açan Onur Akbaş'ın. Evet, 45 mm yeşil olan renk. Evet, buradan bir hemen dil geliyor ve şöyle çekiyoruz. Şöyle. Sürekli kutu açıyoruz. Bu işte tam şey, yetişkin oyuncağı sürekli kutu açarak heyecanlandırıyorlar. Şöyle bir kağıt çıktı. Watch yazısı karşıladı bizi. Şöyle yapıyoruz, açıyoruz. Yine burada saatler ve birazcık da kullanım kılavuzu gibi. Şöyle yapınca da nasıl renk abi, beklediğin gibi mi? Bakayım, göremedim. Oo, bu daha iyiymiş. Güzel bence. Çok küçük renk zannettim, iyiymiş. Yok yok, güzel. Pişmandım aslında aldığımı. İki boy var abi, gördüğün gibi. Şu kıçı nasıl çıkaracağız? Bak, bunun için bile bir detay yapmışlar ha. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şurada bak, detayları görüyor musunuz? Bu detaylar. Evet. Pazarlama işte bak, bu heyecan yaşatma. Bak gördün mü? Bak böyle. Bunu böyle sardığın zaman sen kendini lord gibi hissediyorsun. Olay o. Ondan sonra şu tarafı da şöyle çıkarıyorsun. Bak bak bak. Ops. Gördün mü? Bak silikonu. 50 centlik silikon nasıl heyecan yaşatıyor. Değil mi yani, oluyor. Adamlar aç babam aç, aç babam aç. Ve işte. Bu hala ağır ya. Valla. Merak ediyorum ben de. Dur bakayım. Şuradan da şunu kanırttıralım. Laps. Sen de bunları açamayacaksın. Sen de artık benim saati açarsın ha. Şurada. Sonra. Şurada aynı. 10 gün sonra gelecek. Ve. Şu bekleme anı. Arkadaşlar. O. Şöyle bir detay. Saatimiz burada. Burada ne var bilmiyorum. Kordonu buraya koyabilirlermiş ama işte ekstra heyecan yaşatmak için. Bakalım bize ne heyecanlar yaşatacaklar. Buradan bir Apple sticker'ı çıkar mı? Çıkmaz. Kurulum falan vırt zırt var herhalde. Aynen. Geçiyorum. Sonra bir şarj aletimiz var. Şarj aleti derken kablosuz şarj aleti. Kendisinin bir adaptörü. Adaptörü. Adaptör diyorum diye bana çok laf sokuyorlar. Adaptörü yok. Şöyle bir olayı var. Bak ne kadar sağlam tuttu. Bu arada bayağı şu kalınmış ya şu olay. Yani hemen onu da bir. MacBook'a takabilecek mi? Abicim Type-C bu. Okay. MacBook'un şarj aletine takabileceksin. Zaten diğer tarafı böyle. Şarj aletinin. Küçük. Falan pişman. Böyle bir tarafı alalım ve saatimiz burada. Ağır bir şey ya. Kılıfı var, evet. 45 mm yazıyor. Gece gece ne heyecanlar yaşadık ya Rabbim ya. Bunu böyle
İttirince gelecek diye tahmin ediyorum. İlk defa açınca abi bilmiyoruz ki, cahillik yani. Hops. Artık senin videonu izleyip ben de açılım yaparım. Bu arada bir şey söyleyeyim, bence bunun yeşili güzel. Nasıl arkadaşlar? Renk ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bu benim değil Gökhan abinin. Benimki siyah. Samsung'dan kalır mı ya? Vay 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 vay. Bir mücevher gibi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten. Heyecan yaratıyorsun Apple bize. Bunu böyle şöyle kaydırmalı diye biliyorum ben. Bir defa yapınca abi bilemiyorsun ki yani. Aa, kaymıyor. Ha, kaydı. Oturdu. Emanet duruyor. Bu arada açtım, açılıyor. Telefonum burada değil mi abi? Sana bir uyarı gelir şimdi. Bana gelir de. Sana gelir mi? Sana da gelir. Kordonunu değiştirirsin abi bence. Kordonun rengine takılmamak lazım. Kordonun rengi hoş ama şey, değiştirebiliyorsun zaten. Şey, İstediğini alabiliyorsun. YouTube'da baktığım renkler daha açıktı. Bu koyu güzel yani. Direkt kurulum geldi. Şu şeyi de merak ediyordum. Bunun neydi ya? Bunun bir adı vardı. Şu olayın titreşim hissi güzelmiş. Şunun adına bakacağım artık. Ben biraz Apple Watch cahiliyim arkadaşlar. Dil ayarı yapıyorum şu anda. Bir kurulumuna da bakalım. iPhone'da Apple Watch uygulamasını açın ve eşletmeye başlatın diyor. Geldi mi? Eşlemeye başlat diyoruz. Buraya direkt geldi zaten. Buradan da eşlemeye başlat diyoruz. Ve şöyle bir olay çıkıyor. Benim için ayarla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir QR kod okuma sistemi. Çat diye şimdi okuyacak bu bunu. Okudu. Eşlendi diyor. Ayarla Apple Watch. Sağ mı takıyorsun, sola mı? Bunları soruyor bu Sola. arada. Önemli detaylar. Solsa sürdür diyorum. Rengi güzel abi. Kordon gibi değil ya. Rengi diyor, koyu renk. Mesela siyah kordon taksan olur. Beyaz taksan olur. Bu arada kötü bir deneyim yaşadık. Başarısız oldu diyor. Baştan başla diyelim. Kötü bir deneyim yaşadık şu anda. Niye bu kadar sürdü? Geri kaldırıyor şu an. Şimdi bok gibi bir deneyim yaşıyoruz. Eşleşmeyi tekrar başlat diyoruz. Yani iyi değil şu an deneyim bence. Pıt pıt olması lazım. Acaba benim Samsung'dan dolayı mı? İşte ne alakalı? Bu arada deneyim biraz zayıf şu anda. Bayağıdır bekliyoruz değil mi? 5-10 dakikadır bekliyoruz. Hesabınıza giriş yapılıyor. Bu işlem dakika süre, birkaç dakika süre falan diyor. Hani bir yavaş yani. Ama her şeyi entegre etmeye çalışıyorsa da olabilir. Diğer saat deneyimlerinde öyle bir şey olmuyor. Bakacağız. Bayağı yeni telefon almış gibi işlem yapıyor şu anda. Aynen. Konum servisleri bilmem ne sırt diyor. Okey. Aslında onu çekmem lazımdı. Yarım çekmişlerdi, gördün değil mi ekranı? Ekran yarımda. Parola eklemeyeyim şimdilik. Yok, ekleme. Sonra yaparsın. Parola kullanma diyoruz. Kalp atış hızı, acil, bilmem ne. Baya bir sözleşme şeyi geçiyor. Şunu kabul et, bunu kabul et. Gidiyorsun. Kullanılabilir uygulamaları yükleyin diyor. Tümünü yükle diyorum. Varsa. Bu görünümü seçmenizi istiyor. Görünüm olarak klasik olan ızgara görüntüsü çok iyi. Saatinizi... Arkadaşlar şunu görün. Bak, bütün simgeler falan şey tam ayarlayamamışlar. Yarım çıkıyor. Saatinizi tamamlayın diyoruz. Yok arkadaşlar, bayağı piksel piksel Apple logosu var şu an. Ekranda başka bir şey yok. Nasıl olacak bu iş? Büyütmeyi etkinleştirdik, o muydu ya? Herhalde ondan ha. Ha. Ver bakayım ya. Ama hiçbir yere de girmiyor ki kardeşim ya. Başka bir ekran yok. Tek ekran mı, bak hiçbir şey olmuyor. Tam bir bot cahili Ne yapalım oğlum? Vardı da Görmedik kullanmıştım. görmedik kardeşim ya, ne yapalım ya. Ama ya büyütme etkin olsa da abi, bir o kadar tuşa basıyorum. Hani bir şey olması lazım da yani şu ekranda. Bacım çeviriyorum artık, o da oynamıyor. Ne bileyim, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şekilde hiçbir tuş hiçbir işe yaramıyor. Kapalı. VoiceOver açıp onu kapatıyoruz. Alabilir miyim abi? Ayar bölümü var mı? Ha, şu anda şeymiş ya. Cahilliğimiz şu arkadaşlar. Şu an aslında ayarlama devam ediyormuş. Bu ekran da ayarlama ekranı. Ama niye bu kadar büyük? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Büyüttüğümüz için olabilir. O yüzden bekleyeceğiz abi şu anda. Bizi bekletiyor. Hala bekliyoruz yani. Şu ana kadarki deneyim biraz şeydi. Aksak geçti. Çok geç. Baya 15 dakika falan bekledik. O büyütme de benim hatam. Onda sıkıntı yok ama yine de büyütse de ekranın arasında gezemiyorsun falan. Kötüydü yani. Şimdi Gökhan Bey'e verelim ve ne hissediyormuş ona bakalım. O kısım önemli. Bu arada saati tek elle takamıyorsun abi. Ben soru yaşadım, sen. Bakayım Ben nasıl yapacağım. şöyle yere Ya bizim cahilliğimiz bu, tamam mı? Bu tamam. tutturman lazım da. Bak bak bak. İyi yap. Nasıl hissediyorsun abi şu anda? Yani Ne şimdi kadar para harcadın? 4.690 4.700 yani, diyemiyorsun sen, anladım ben. TL. Yani şimdi benim diğer saatimle kıyasladığın zaman Samsung Galaxy ile o daha saat formunda ya. Bu biraz alışmam sorun olabilir. Tasarımını beğendin mi? Ciddi söyle. Şöyle bir öncekilere göre daha beğendim. Evet, ekranın geniş olması falan çok iyi. Evet. Orada ekran iyi duruyor. Sen kaldır şurayı. Abi görelim.
Bir de şeyi merak ediyorum. Mesela fotoğraf ya da video çekerken kamera olarak kullanma özelliğini merak ediyorum. Telefonun onlar artık alıyor. Nerede? İncelemede. Onlar başta. Onlar baş incelemede. Tamamdır abi. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada bu saati Gökhan abi Samsung Active 2 ile vesaire kıyaslayacak. Kendi kanalına bakarsanız. Ben de benimki geldikten sonra bayağı bir inceleyeceğim. Yani verimliliği artırmak üzerine özellikle. Yani saati aldık da ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor ona bakacağız. Sadece 2 ay kullanacağım. 2 ay sonra diyeceğim ki bu saat alınır. Apple'cılar alsın. Ya da eskiden düşündüğüm gibi diyeceğim. Bu saatte şarjı gitmiyor. Ya, uyku takibini yapacaksın. Şarj bitiyor bilmem ne. Yani 18 saatlik bir şarj ömrü var bu saatin. Tek şarjla kullanımda. Ben başarısız buluyorum açıkçası ama gerçek hayatta nasıl oluyor bilmiyorum. Bakacağım 2 ay sonra diyeceğim ki ben bu saati satıyorum arkadaşlar, alan var mı? Öyle diyeceğim ki muazzam bir cihaz, kullanılır. Herkese tavsiye ediyorum diyeceğim. Devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.